For Example'a hoş geldiniz. Mustafa Bey, konseptimizi biliyor musunuz ne olduğunu? Yok, bilmiyorum. Tahmin edin. Tahta olduğuna göre bir şeyler yazıyor. Nokia 5110. Kaç yaşındasın? 27. 82 çift sıfır yapsın. O da yok. Tamam, bir tane telefon sesi yap. Pardon, çok abim ya. Bir şey diyormuş, mallar nerede Mustafa? Yurt dışında yaşadın mı? Hayır. Rusça biliyor musun? Hayır. Azerbaycan'da yaşadın. Yok, hayır, doğma büyüme Türkiye'de. Ben ne anlatıyorum sabahtan beri? Duruyor mu kendisi? İstesem de şu an durduramam. İbrahim, oturmak ister misin? Hayvan, direk. Bir de acil direk dansçısı lazım. This is direk, dansçı. Bu markanın süreci tamamen farklı. Bunlar şu demek, sizi birazdan dolandıracağım. Evet, marka, süreç, optimum, yani, bu kelimeler. Stratejilerinde... Güzel, bak o da var. Biz İngilizceye devam edelim. Çok uzun sürüyor şarkı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Astronot gibi değil mi? Houston, we have a problem. Hiç İngilizce bilmeyenleri İngilizce konuşturan, bilenlerin İngilizcesini unutturan For Example'a hoş geldiniz. Zorlandınız mı buraya gelirken? Gel. Seni burada dinlendireyim. Hoş geldin. Adın ne? İbrahim. İbrahim. Aa, orada yeşil görünüyorsunuz biliyor musun? Gömleğin yeşil diye aldım ben seni. Şaka şaka. Genelde konuşacak bir şeyler buluyorum ama böyle şimdi açamadım konuyu. İbrahim, ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Öğrencisin. Kaç yıllık? Kaçıncı yıldasın? İkinci yıl. İkinci yıl. Kaç yaşındasın sen? 21. Sen 21 yaşında mısın? Evet. Her yerinden sakal çekmiş. Ben şuradan çıksın diye ameliyat olacağım neredeyse. Nerelisin? Şanlıurfa. Çok severim. Benim de annem Vanlı. Her programda söylüyorum. Bir faydasını göremedim şimdiye kadar. Ne? Kimler öğrencim? Zaten demeseniz de ben anlardım. Yalnız az öğrencim gelmiş. Normalde yarısı İbrahim öğrencimdir. Sen öğrencim misin? Ben de öğrenciyim. Öğrencim misin? Ha, değilim. Türkçe'de böyle biraz o ekler hep sonraya bağlanıyor. Anlaması zor oluyor. Onu konuşacağız zaten. Öğrencisin ama benim öğrencim değilsin. Beni tanıyor muydun? Evet, Instagram'dan takip ediyorum. Aa, takip ediyorsun ve dedin ki böyle bir şov var, gideyim. Kesinlikle. Kimle geldin? Yalnız. Ya kimler tek başına geldi? Sen. Siz de tek başınıza geldiniz. Bak, sana siz dedim, farkındaysan. Yok, arkandakine bir bak. Anlarsın kimin daha yaşlı olduğunu. O da yaşlı değilmiş ki. Bak, oradaki ışık çok kötü gösteriyor size. Sarıymışsın sen, bembeyaz görünüyorsun. Yemin ederim diye Hızır Aleyhisselam geldi zannettim ya. Evet, tek gelenlere bravo. Siz mesela nasıl çift geldiniz? Ne dediniz? Çok şekilci gibi görünüyor ama şekilcilikten sormuyorum. İnsan sarrafıyım o yüzden. Öğrencimsin. Yanındaki neyin oluyor senin? Benim arkadaşım. Çok gururla söyledim. Bir bakar mısınız? Mesela en gurur duyulacak özelliğini söylesenize. Çok çalışkan, dürüsttür. Ne iş yapar? Kendi işimi yapıyorum. O anlatsın istiyorum ben özellikle. Öyle diyormuş. Yani serbest meslek. Çok serbest. Adı ne? Mustafa. En sevdiğiniz özelliği çalışkan olması mı? Ya. Adamı kendi işlerine mi koşturuyorsun yoksa? O yüzden mi seviyorsun? Yok, hani sevdiğin özelliği derken iyi özelliklerini söyle. Mustafa Bey, siz de alalım mı? Hoş geldiniz tekrar. Ne yapacağımızı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Soyunacağız.
Hoş geldiniz. İbrahim ile tanışın. Ne okuyorum demiştin İbrahim? Tıp fakültesi. Dememiştin zaten. Evet. Tıp mı okuyorsun? Kazanarak mı girdin? Evet. Normal ders çalışır. Belli bir dereceye girerek. Yani. Ya 40 yıl düşünsem senin çalışkan bir öğrenci olacağın aklıma gelmez. İşte bazı şeyler dış görünüşe bakarak olmuyor. Wow! Ya sen Şanlıurfa'da yaşadın, liseyi okudun. Futbol seviyor musun? Hayır. Futbolcu tipi var sende. Biliyorum. Herkes öyle mi diyor? Talişka'ya benzetiyorlar sürekli. Talişka'ya, seni benzetiyorlar. Yani sınıf arkadaşlarım öyle yapıyorlar. İyi oynuyor musun? Hayır, oynamıyorum. Mustafa Bey, konseptimizi biliyor musunuz ne olduğunu? Yok, bilmiyorum. Tahmin edin. Talk show. Tahta olduğuna göre bir şeyler yazdık. Soyunuyoruz dedim ya arkadaş. Söylemedin mi? Adı ne arkadaşınızın? Benim öğrencim olan. Kemal. Kemal ise demedi mi? Yok. Herkes soyunabildiği kadar soyunuyor. En çok soyunana 1.000 lira veriyoruz. Arkadaşlar söylesenize soyunmuyor muyuz? Sen orayı kandırdın mı? Evet. Ne iş yapıyordunuz? Serbest. Ben temizlik şirketindeyim. İngilizceniz yok. İbrahim senin? Yani biraz çabalıyorum biraz. Okey, yok diyebilir miyiz? Yok diyelim. Kaç yaşındasınız? 40. Hayatta böyle bir yeteneğiniz var mı? Özel bir yeteneğiniz? Hatta özel bir yeteneğim. Böyle aklınız sanki böyle köy yıllarına gitti gibi eski. Böyle ulan çocukken ben ne yapıyordum? Yok, ben uzun süredir İstanbul'dayım ama öyle çok özel bir yeteneğim yok. Yok. Senin İbrahim? Ben bazen insanların düşüncelerini okuyabiliyorum. Okutalım hemen. Kızdan hanımefendi var önünde. Ne düşünüyor? Yani bana bakınca bilemiyorum. Gözünü kaçırdığına göre pek bakmak istemiyor herhalde. Bu yalnız bir düşünce değil ama... Ya sonuçta aklından bir şey geçince düşünce oluyor. Ne, bir daha söyle. Beden dili analizi. Yapabilir. Çocuk o kadar tıp kazanmış. Sen ne kazandın? Yani işte... 8 yıllık bir kariyerim var. Ufak bir kariyer değil. Sadece bugüne kadar tanıştıklarım beni yanılttı diyelim. Normal, olabilir. Kötü tecrübeler diyelim. En son sosyal medya uzmanım Kurban Bayramı'nda koyun fotoğrafı koymuştu. O günden beri de hiç sosyal medyacı kullanmadım yani. Sosyal medya uzmanları da bir insan olduğu için gayet normal. Yani hata yapmaları mı? Koyun koyması bir hata mı? Yoksa sen de mi öyle yapıyorsun markalarına? Şeker bayramında şeker koyuyor mesela. Yok hayır öyle yani bir markanın süreci tamamen farklı işliyor. Ancak bak, marka, şahıs süreç olarak... bunlar şu demek. Sizi birazdan dolandıracağım. Evet, marka, süreç. Yani kelimeler... stratejilerinde... Güzel, bak o da var. Biz İngilizceye devam edelim. İngilizce bilen kim var aramızda? Çok iyi bilen. Sen misin? Ama böyle... Böyle bir yüzünde bir an böyle... Göz göze geldi ki bir botoks oluştu böyle bir anda. Bana... Kim var? Gel. İngilizce... Öyle seni konuşturmuyorum. En az sen konuşuyorsun. Gel. Evet, hoş geldin. Seni resepsiyonist yapacağım. Hoş gel. Adın ne? Merhaba, Beste. Beste. Besti. 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 Böyle en yakınım gibi mi? Yok hayır, Azerice kökenli bir isim ha, aslında. Ben o de öyle düşünüyorum. Ben de diyorum ki Besti var ya hani. Herkes takma isim sanıyor zaten. Beste de ben Besti dedirtiyormuşum gibi oluyor. Sonu nasıl, iyi mi? İyi, gerçekten. Farsçadan mı geliyor? Hayır. Azerbaycan Türkçesinde. Şey gibi yani böyle hani böyle zenç, zenci gibi hani böyle işte garp garbi gibi öyle bir şey değil. Ne demekmiş? Söyle bakayım. Yeterli demek. Tamam işte. Farsçadan geliyor olabilir mi? Besti'den geliyor. Yani benim bildiğim öyle Farsçadır kökene o. İnmedim. Besti diyorlar yani D ile söylüyorlar ha, Azeriler. Kökü ne? Bilmiyorum. Kesin Farsçadan geliyordur. Çünkü peki, şey araştırma. İran Azerileri de var ya. Hı. Belki İran'dan gelmiş olabilir. Genelde çünkü sonu iyi olanlar İngilizce'deki L'ye takısına denk gelir. Mesela sonunda iyi olan ne var? Ne var Reşat sonunda Türkçe'de iyi olan? Farazi. Farazi var. İşte mesela bak maddeden maddi var, tamam mı? Böyle düşün, madde maddi var ya. İlmi. Ha, ilmi öyle şeyler yani. Bu gördüğünüz iyi takısı arkadaşlar. Mesela resimden resmi. Şu gördüğünüz iyi takısı. Farsçadaki durum zarfı yapım eki. Yani aslında Türkçedeki CCA takısına denk geliyor. Sıfat yapan yapım eki. Yani şu sıfat yapıyor. Tamam. Bu sıfat yapıyor. Bu sıfatı da aynen kullandığın zaman otomatikman sen aslında bir durum zarfı kullanmış oluyorsun. Buna mesela şöyle en takısı eklediğin zaman da bu da durum zarfı üretiyor. Şimdi bu resimden diyelim ki resmi oldu. İsimden sıfat üretti ya Besti.
Bak bu isimdi, tamam mı? Sen bunun arkasına iyi getirdin. İsimden sıfat ürettin. Çok var Türkçe'de, o yüzden anlatıyorum. Bunun arkasına da en'i eklediğin zaman isimden sıfat, sıfattan durum zarfı üretmiş oluyorsun. Ve bu iyi takısı düşüyor. Acilden acilen gibi düşün. Durum zarfında İngilizcesi le'ye. Yani bizim bu Farsçadaki en takısının İngilizcedeki karşılığı le'ye. Şuradakinin ise net bir karşılığı yok. O İngilizcedeki kelimeye göre değişebilir. Ama diyelim ki resminin İngilizcesi official. Buna göre İbrahim, o kadar bak tıp kazandın. Resminin İngilizcesi official'sa resmenin İngilizcesi neymiş? Officially. Officially. İşte biz buna sıfattan durum zarfı üretmek diyoruz. Durum zarfının ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da başka bir derste anlatırım. Neyse, bestie. Şimdi sen, bizim temalarımız var. Temalarımızdan birisi, sen resepsiyonist olacaksın. Yurt dışında yaşadın mı? Hayır. Rusça biliyor musun? Hayır. Azerbaycan'da yaşadın? Yok, hayır. Doğma büyüme Türkiye'deyim. Ha, senin Azerbaycan alakan yok mu? Ben ne anlatıyorum sabahtan beri? Azerbaycan'da bir şey geçtin mi oturduğunda buraya? Evet. İsmim. İsmim Azeri köken. Ha. Azeri kökenimiz var. Ha, tamam, senin hiç alakan yok, orada yaşamadın. Yok, yok. Doğma büyüme İstanbul. İngilizceyi nerede öğrendin? Okulda. Mustafa, sen nerede öğrenemedin? Sen İbrahim nerede öğrenemedin? Ben de okulda öğrenemedim. Bravo. Şimdi onlar ikisi aynı otelde kalıyorlar. Odada uyandılar ve bir ihtiyaçları var. Resepsiyon arayacaklar, isteyecekler, tamam mı? Bu resepsiyondan iste bölümümüz İbrahim. Kendi aranızda konuyu oraya getirip o isteği de resepsiyona ileteceksiniz. Direkt dansçısı. Kim, ben mi? Hayır, olmayacaksın. Resepsiyondan direkt dansçısı isteyeceksiniz. Mustafa çok kötü baktın. Soyunacağız derken Mustafa diyor ki gerçekten soyunacağız galiba. Uyanın önce ve konuyu direkt dansçısına getirin. Sonra da arayın, isteyin. Break dansçı değil mi? Break dansçı. Break dansçı. Tamam. Direkt dansçısı. Po... Ay neyse, İngilizcesini şimdi söyleyemem. Evet, direkt dansçısı. Ha. Direkt dans ediyor bu. Biliyor musun direkt dansın ne olduğunu? Direkt dansı ve break dansı diye ikiye ayrılıyor da. Şimdi direkt dansı direk üzerine dans ediliyor. Break dansı da bilek üzerine. İşte benim anlamadığım gibi direk mi, break mi? Bak break zaten brain bir şeyin, break neyin üstünde dans ediyor? Kendi üstüne. E tamam, bu break dans değil. Direk. Var mı aramızda direk dansı yapan? Olabilir, o da bir dans türü değil mi artık? Dans türü değil mi Doğan? Şu federasyonu var mı? Var var. İnanamıyorum, bu şakaydı. Nerede bu federasyon? Galiba şu an Cimnastik Federasyonu'na bağlandılar. Ya ben şimdi direkt dansı çok iyi yapsam, milli olabiliyor muyum? Yok, milliyetlik yok. Evet. Uyandınız ve direkt dansçısı isteyeceksiniz ama önce konuyu oraya getirin. Otelde uyandınız Mustafa. Uyanın. Mustafa, uyanır mısın? Uyandım ve bir rüya gördüm. Rüyamda direkt dansçısı vardı. İyi gidiyor muyum? Kazandın değil mi? Evet. Mustafa, uyandın. Uyandım. Ama akşam... bir uyansana, göster bize. Uyandım. Gösterdim. Uyandım da gösterdi gördüğünüz gibi. Akşam kulübe gidelim dedin. İşte bana direkt deme. Ay, oynayalım. Birbirinizle konuşun. Ve tamam, sonra da beni i̇şte arayın. Ben rüyadan gidelim. Ha, peki. Direkt dans çetini izleyelim. Çok öyle mantıklı. Ama bir uyansana, bir göster bize uyanışını. Nasıl uyanıyorsun sabahları? Evli misin? Yok, bekarım. Bekarsın. Evet. Bekarlar nasıl uyanıyor? Bekarlar. Ben her yere saldırarak uyanıyorum. Sen nasıl uyandığını biliyorum. Yani uyandım şu anki. Tamam. Aa, bütün Türkler de hep böyle uyanıyor. Ben bugüne kadar kime sorsam böyle uyanıyor. Hiç böyle uyananı görmedim hayatımda. Böyle mi uyandın? Evet, Mustafa, günaydın, uyan. Günaydın arkadaşıma. Günaydın. Pardon. Çok pardon. Aç, aç, gerçekten merak ediyorum. Aç ya. Bakayım mı? Kim arıyor? Bakayım mı? Aşkım mı? Abim ya. Abi, abinle konuş. Daha büyük makara mı olur Allah aşkına? Ne konuşacağım merak ediyorum. Abin şey diyormuş. Mallar nerede Mustafa? Mikrofonu yakın, uyanır mısın? Bakın bu insanlar akşamın 8'inde buraya geldiler bir sürü yoldan. Evet, uyandın. Günaydın. Günaydın Mustafa. Birazdan kahvaltıya gideceğiz. Evet, gayet. Umarım kahvaltıda güzel menü vardır. Ben de öyle umuyorum. Evet. İsmin neydi senin? İkimiz peki niye aynı odadayız? Yani yer yok, öyle arkadaşça kalmışsınız. Evet, bir şey konuşun da konu oraya gelsin İbrahim. Tamam. Sabah uyandım, karnım çok acıktı. Tamam, o zaman bir kahvaltıya şey kahvaltıya ineceğiz. Olur. Güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra havuza gireriz. Tamam işte, güzel. Akşam da kulübe gideriz. Otelin kendi kulübü var. Kulüpte hangi etkinlikler var peki? Direkt dansı. Oo, direkt dansı. Güzel. Tamam ama hayır, akşam demiyor. Sen resepsiyondan isteyeceksin. Çok acil bir ihtiyaç. Yani izlemek için değil mi? Yok, abi alacağım direkt dansçısını. Resepsiyona direkt dansçısı istemek çok de... acil ihtiyaç.
Hemen acil ihtiyaç yaratır mısın? O zaman direkt dansçısı çağıralım. Tabii hemen çağıralım. Resepsiyona, resepsiyona gidelim. Resepsiyona arayalım. Gider misin resepsiyona? Ara resepsiyonu. Telefon sesi, gözlüklü arkadaşım. Telefon sesi yapar mısın? Nokia 5110. Hatırlamıyorum. Kaç yaşındasın? 27. 82 çift 0 yap sen. O da yok. Tamam, bir tane telefon sesi yap. Evet canım, telefon çaldı, aç. Nasıl yardımcı olabilirim falan. Hi, how can I help you? Ben de İngilizce bilmiyorum. I want direkt, direkt dansçısı. Şey gibi mi istiyorsun? Çaycı Hüseyin'e iki çay. Excuse me sir, I didn't understand you. Can you repeat yourself again? Okay. İstersen yanına gelip de anlatabilirsin. I want single. Single. Ne, espresso mu? I want direkt dansçısı değil mi? İşte anlatman gerekiyor. Bize acil direkt dansçısı lazım. 1.80 boyunda esmer. Yemin ederim bunu var ya bak kurguda kesip kesip yayınlayacağım. Bize acil direkt dansçısı lazım. Bize acil direkt dansçısı lazım. Acil direkt dansçısı lazım. Direkt single, direkt. Bize acil direkt dansçısı lazım. Direkt dansçısı lazım. I want direkt. Acil. Single, direkt. I want direkt dansçısı. Bize acil direkt dansçısı lazım. Siz bizden onu istediniz. Evet abi telefondan söyleyeceksiniz. Do you speak Turkish? Hayır. No, I have no idea. Can Git you... yanına anlat. Dön yanına anlat. Oradan çık. Gel yanına. Dön. Hayır öbür... O da olur. Tamam o da güzel. Buradan dolaşayım mı? Yok gel götür ben. Allah Allah. Şuradan dolaşacaksın şöyle. Bak öyle dolaş ki yüzün buraya gelsin. Babacığım sen tıp mı okuyorsun? Evet. Kazandın değil mi? Öyle gençlik kollarına falan üye oldum oradan. Öyle olmadı. Yok, dön. Yok, yapıyorum. Heh. Evet resepsiyona geldi. Şimdi bir daha merhaba de. Hello. Hello sir, how can I help you? I want direkt dansçısı. What is direkt dansçısı? Yes, direkt dansçısı. I have no idea what you're talking about. Göstermeye çalışsam falan. Ya çok zorda kaldın ya, hayat memat meselesi. Direkt olsaydı gösterdim. Göster şurada bir yerde göster. Can you explain me somehow? Ha, bravo Besti. This is direkt dansçı. I have no clue, can you try again more? Okay. Ya yapabileceğin en seksi hareketi yapsan orada. Şöyle mi? Olur olur. Bence yaptı. Bu kadar. Daha ne yapayım Mustafa? Çok sağ ol. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Besti sana da. Besti sen otur ya. Lazım olacaksın. Ne yapıyorsun? Sen nerede öğrendin demiştin İngilizceyi? Ben okulda öğrendim. Hangi okul? Eyüboğlu Koleji'nde okudum. Üniversiteyi nerede okudun? Okan Üniversitesi'nde. Ne okudun yani? Tıp. İbrahim sence tıp okuyor mudur? Sanki bana çıkışta mesaj açacakmış gibi geldi hocam valla. O tıp hayat okulundaki tıp. Yani bilmiyorum. Hangi okulda okuyorum demiştin? Yeni yüzyıl. Okuyor Çalışkan mu? Mıydın? Yani ders çalışmayı seviyordum sadece. Kaçıncı sınıftasın şu an? Okudum 6. Son sınıftayım. Ay 6 sene değil mi? Evet hatta bugün TUS'a girdim. Sonra dedim bir geleyim burada kafa dağıtayım. Evet bu alkışlanacak bir şey mi? TUS'a girmesi. Burası daha güzel ya. Keşke yanlış meslekteymişim. Onu anladım. Bir dakika. Zaten doktorluk çok zor. Bak ben söylüyorum. Ben kızımı geçen gece rahatsızlandı. Hastaneye götürdüm. Gece 12'de baktı böyle yaptı. Baba dedi ben asla doktor olmam. 7 yaşındaki kız niye dedim. Bunlar hep çalışıyorlar dedi. Baksana bu saat benden olmuş. Benden akıllıymış. Çok zor bir şey. Az mı tercih ediliyor artık tıp? Yani yok. Bence kontenjanlar hala doluyor. Kimlere kaldı? Aslında az tercih edildi anlayabiliyorum da. Kontenjanlar hala doluyor. Ya güzel bir meslek. Mesleği seviyorum. Ama yaşam şartları, standartları çok da yani 18 yaşında verilecek bir karar değilmiş ha, o konuda. Doğru. Keşke eczacı olsaymış. Çünkü başka bir şey yapamıyorsun doktor olunca. Yani mesela şimdi bir şey okusan reklamcı olursun, sosyal medyacı olursun ama şimdi doktorsun sosyal medyacı mı olacaksın? Öyle bir dönüş de yapamıyorsun. Ben fizyoterapistim aynı zamanda. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yani sen seç, iki seç. Kimsenin şeyi olmayayım kurbanı şimdi. Bak şeyi seç, en baştaki yeşil tişörtlüyü seç. Bıyıklı olan. Sizi seçtim o zaman. Hoş geldin. Neydi adın? Nezih. Siz gelin. Yönetmenimiz sizi istiyor. Gel. Adın ne? Ceren. Benim hep elim böyle kalıyor. Ben daha buraya kadar elimi sıkan görmedim. Bence teknik bir hata yapıyor olabilir miyim? Haksızlık yapıyorsunuz. Mesela bu nasıl görünüyor oradan?
Yani buyurun. Nezih bir tutsana şurada sen otur. Nezih sen tutsana ben nasıl göründüğünü merak ediyorum. Tut. Aslında görünüyor ya. Biraz daha davet ediyormuş gibi. Davet gibi. Evet. Davetkar bir isim olduğum için. Ha, böyle istiyorum. Yalnız çok zevkli biliyor musun? Buyur. Bir dönebilir miyim bir kere? Tabii. Çok zevkli. Evet. Nezih ne kadar kibarsın ya. İsmim gibiyimdir. İbrahim Allah aşkına biraz bak. Bak uzaktan baktım senin gibi görünüyordu. Şimdi bak ne kadar tatlı. Kaç yaşındasın? 32. Sen? 28. İngilizcen nasıl? Kötü. İngilizce öğretmenimle geldim. Nerede öğrenemedin İngilizceyi? Aslında öğretti ama uzun bir süre ara verince unuttum. O mu aynı öğretti? Zamanda öğrencinizim. Kim o? Negin. Hayır kim derken o mu öğretti? Evet. Aslında başlamıştık beraber çok güzel arkadaşına gidiyordu. Arkadaşına sen İngilizce ayrıldı. Mi öğrettirdin kendine? Arkadaşım değil, kurumda tanıştık ve arkadaş olduk. İşten ayrıldı. Şu an başka bir koleje geçti. Benim eğitimimde yarım kalmış oldu. Ben de sizden başladım eğitim almaya. Şey gibi mi oldun? Öğretmeniyle sevgili olup eğitimi unutan öğrenci gibi mi? Sen İngilizce öğretmenin miydi o senin? Evet. Sen de onunla tanıştıktan sonra niye eğitimi bıraktın? O bıraktı kurumu. Ona mı bağlı bütün İngilizcen? Evet. Özel anlatsaydı o zaman. Sonra sizden aldım işte online yeni olarak. Yeni mi başladın? Evet. Ne iş yapıyorsun? Ben lojistik operasyon sorumlusuyum. Sen ne iş yapıyorsun Nezih? Yani buradaki ekip diyelim, kamera arkası ekip. Yani mesleğim arkadaşlar biliyordur, focus bulurluk. Hepsi benim diyorsun. Hayır, sadece onlar kameranın yanında gözün yaptığı netlemeyi lens üzerinden metrajla yapıyorum ben. Öğrenci misin benim? Hayır, eşim öğrenciniz. Eşin kim? Aa, o seni getirdi. Burayı nasıl buldun? Ya ben bu konseptte çalışmıyorum. Ben daha çok sinema, reklam, dizi, o tarzlarda hani böyle stüdyo işlerini çok bilmiyorum. İngilizcen nasıl? Yani... Tamam, şimdi karı kocasınız, uyandınız, yine resepsiyondan isteyeceğiz. Okey. O hep oluyor ya. Ne? Olur ya o. Dur, o birazdan kendi duracak yani. Duruyor mu kendisi? İstesem de şu an durduramam. Dur bir dakika. İbrahim, oturmak ister misin? Gerçekten durmuyor mu? Durmaz. Bir ayağa kalksan. Ya öyle durur. Ya orada tutulur. Otururken durmaz. Bir dakika Nezih. Şimdi sallandığını düşünsene. Olabilir ya. Ama şimdi beni taktınız oraya. O zaman da götünü oynuyor. Olur mu? İlla oraya doğru oynayacak. Tamam durduracağım. Evet şimdi şey olursunuz. Rahatlarsınız. Uyandınız oteldesiniz tamam. Resepsiyondan isteyeceğim. Hiç resepsiyondan bir şey istemek zorunda kaldın mı Nezih? Bir şey böyle zorlandın oldu mu? Yani yurt dışına çıkmadım. Hiç İngilizceye ihtiyacım olmadı ama Türkiye'de tabii ki de. Bir hatıran böyle kötü bir hatıran var mı senin? Hiçbir sorun yaşamadınız. Tamam ilk o zaman travmamızı burada yaşayarak. Yani en büyük problem noktalayalım. Ne istesinler? Arap sabunu istesinler. Uyanalım. Arap sabununa gelsin konu. Oradan sonra resepsiyonu arayacağız. Bir uyanır mısın? Nasıl uyanıyorsun Nezih? Yani biraz önce kopya verdiniz ama genellikle öyle uyanıyorum da şimdi kameraların karşısında evet. Bir yerlerimi kaşımak istemem. Öyle uyanıyorsun. Tabii. Her Türk oldu. Sen? Ben direkt gözümü açıyorum ve kalkıyorum yani. Öyle. Hemen kalkanlar yani şöyle evet. Bizim sahnelerde çektiğimiz gibi. Hop uyandım. Evet. Çok yakışıklıyım. Makyajım falan hazır. Yani sahneye göre konuşuyorum. Böyle oluyor. Hani Türk. Uyanın o zaman. Arap sabunu isteyeceğiz resepsiyondan. Günaydın. Günaydın. Ama böyle karı kocasınız. Gel. Sen karını düşünerek günaydın de. Günaydın aşkım. Sen ne burcusun Nezih? Balık. Balık. Sen ne burcusun karısı? Kova. Aa ben de kova. Evet sabah programınızı izledik. Hande çok sever burçları. Sen canım? Ben de kova. Yükselenim de kova. Gerçekten mi ya? Sen Besti? Balık. Bu nasıl bir ikili üçlü olmuşuz ya? Herkes kova balık. Başka burç yok herhalde. Çok mu sadıksın? Evet. Sadık mıdır? Evet. Benim bildiğim neyin? Kadarıyla. Bildiğin kadarıyla. Evet. Sadık. Bilmediğinde de sadığım ya. Hiç öyle kötü bir hatıranız yok. Yok hayır. Uyan. Lütfen böyle güzel bir aşkla uyan. Hemen konuyu Arap sabununa getireceğiz. Düşüneyim mi? Biraz. Neyi düşüneceksin? Nasıl aşkla getiririm? Ama böyle rapçi gibi değil bak. Tamam. Böyle daha rahat oluyormuş ama. Bilmiyor musun? Değişik bir tutuş yani. Evet suratını görelim anlamında. Ya ne düşünüyorsun? Uyan. Sahne kurmak istiyorum kendi içimde belki de. Ha sen ya. Ha, ben mesleki deformasyon biraz. Zaten güzelliği orada bir şey kurmamak. Evet. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım akustik. Hemen duşa girmem lazım ve Arap sabunuyla yıkanmak istiyorum yani.
Evet. Resepsiyonu arayıp benim için onu isteyebilir misin? Ben niye istiyorum seni? Karına söylese ona bakarak. Ya senin benim için bir şeyler yapıyor olman hoşuma gidiyor. Sen kova burcusun, manipüle edersin bunu. Bu balık. Beni kimse manipüle edemez. Nasıl balıksın acaba sen? Bilmiyorum, ben 30 yaşında öğrendim balık burcu olduğumu. İnanmıyorum çok böyle şeylere. Eşim çok ilgili. Tamam hadi isteyin Arapsa bunu. Resepsiyonu arayıp ara lütfen ister misin? Hayat. Tamam isterim. Aç telefonu hemen istesin de. Göndereceğim bale, bale, adam bir uykumu getirdi ya. Niye ya, ne kadar enerjiyim işte. Devam aç. Good morning. You have reached the reception. How can I help you? Good morning. I want to. I want to. Evet, I want diyelim. Öyle kapat. Öyle bekleyelim. Evet, I want. Bir istemeye çalış. Arapça bunu. Arabayan sok. Olabilir. Öyle bir şey. Reşat öyle bir şey var mı ya? Yani. Reşat'ım ya. Bak. Reşat danışmanımız, tanıyor musun Reşat'ı? Yok. Reşat İngilizce danışmanımız. Kendisi İngilizce ile ilgili ne sorsan cevaplayabilir. Herhalde öyle bir şey demiyor. Var mı ya Arap sabunuyla ilgili bir bilgi? Ben de bakmadım, araştırmadan geldim yani. Özelliği ne Arap sabunu biliyor musunuz siz? Siz bilirsiniz. Ne? Özelliği yerleri silmek miymiş? Bak bu dedi ki ben kendimi çok iyi yıkamam lazım. Evet evet. Yerleri bilmiyorum silmek ben. İçin kullanılıyor yani. Ceren, İngilizce ile ilgili bir sorunun var mı? Bak Reşat burada, ben buradayım. Sormak evet, istediğin var. Bir şey var mı? Şu an yok. Nezihselin var mı? Şu an düşündüm biraz önce deyince evet. De gelmedi. Yani. Nezih, İngilizcen yok değil mi? Yok denecek kadar. Peki İngilizce ile ilgili aslında Türkiye'de Türklerin başına bela meselelerden birini çok kısa özetleyeceğim. Bilirdi. Şimdi elimizde böyle bir şey var. Bununla bir cümle kurar mısın? İsmin ne? Mehmet. Bilirdi ile ilgili bir cümle kurar mısın? Bir cümle. Gidebilirdi. Bravo. Bak gidebilirdim, tamam mı? Bu gördüğün ebilirdinin Türkçe'de kaç tane anlamı var? Anlamını sen düşün. Bir, besti. Senin İngilizcen de var. Manası şu. Sana diyorum ki şimdi gitmek ve imi boş ver. Ebilirdi üzerinden yapacağım. Ya besti, dikkat etsene ölebilirdin. Dikkat etsene ölebilirdin. Öldün mü? Hayır. Ölmedin. Birinci anlamı. Dikkat etsene ölebilirdin. İkinci anlamını söylüyorum. Ne var yani? Bir çay demleyebilirdin. Çok ayıp ettim. Bir merhaba diyebilirdin. Şimdi dikkat etsene ölebilirdin'deki ebilirle ne var yani? Bir merhaba diyebilirdin. Sence aynı şeyler mi? Bununla ilgili tüyo vereyim, öbürünü sen söyle. Bak bu ihtimal, tamam mı? Dikkat etsene ölebilirdin. Peki ne var yani? Bir merhaba diyebilirdin. İhtimal mi? Dememiş. O ne? Ama ihtimal mi? Kapasite. Yani birinci anlamı dikkat etsene ölebilirdin. İhtimalken ne var yani? Bir merhaba diyebilirdin. Bakın bu kapasite. Yani senin bir merhaba deme kapasiten, imkanın vardı ve sen bu imkanı kullanmadın. Devam ediyor, bitmiyor. Üçüncüsü, babam çok güçlüydü, abimle beni tek eliyle kaldırabilirdi. Buradaki imkan vardı fakat gerçekleşmiş mi Nezih? Bir merhaba diyebilirdin. Merhaba demiş mi? Dememiş. Dememiş. Bak bu dememiş. Babam çok güçlüydü, abimle beni tek eliyle kaldırabilirdi. Peki babam abimle beni tek eliyle kaldırmış mı eskiden? Kaldırmış mı? Kaldırmış. İşte bu gerçekleşmiş. Yani Türk ilginç bir şekilde bazen olayı yaptığını söylüyor, bilirdi diyerek, bazen olayı yapmadığını söylüyor. Enteresan değil mi? Ve bunlar başka anlamlara geliyorsa başka İngilizceler üretiyor. Ve dört numara, eskiden bizim köye Ağustos'ta kar yağabilirdi. Artık yağmıyor. Eskiden yağabilirdi. Olmuş mu hiç? Yağmış mı bizim köye Ağustos'ta kar? İhtimal varmış ve yağmış. Bakın eskiden Ağustos'ta kar yağabilirdi. Ve eskiden yağmış. Şimdi Türkçe o kadar enteresan bir dil ki. Sadece ebilirdi diyoruz. Ve sadece ebilirdinin dört tane anlamı var. Sadece ebilirdinin. Birinci anlamı ihtimal varmış, gerçekleşmemiş. İmkan varmış, gerçekleşmemiş. İmkan varmış, gerçekleşmiş, ihtimal varmış ve gerçekleşmiş. Ve biz sadece bunları, ya dikkat etsene ölebilirdin diyoruz. Bunu might have ile yapıyoruz. Şimdi şablon olarak yazıyorum. Ya bir merhaba diyebilirdin, could have ile yapıyoruz. Şablon olarak. İşte bu ona denk geliyor. O ayrı bir hikaye, sonra anlatırım. Babam çok güçlüydü, bizi tek eliyle kaldırabilirdi. Sadece could ile yapıyoruz. Ve son olarak eskiden bizim köye bu mevsimde yağmur yağabilir, kar yağabilirdi. Might'la yapıyoruz. Yani arkadaşlar, dört tane şey yazdım.
hepsinin Türkçesi abilirdi. Yani İngilizce için sorun yok. O zaten hepsini ayırmış, bütün anlamları. Ama bir Türk konuşurken neden İngilizce konuşmakta ve cümle kurmakta zorlanır Besti? Biz niye geç cümle kuruyoruz? Niye yavaş konuşuyoruz? Biz Türk milleti olarak konuşmakta niye zorlanıyoruz? Öğrenemediğimiz için değil. Türkçe düşünmek zorundayız ama Türkçe düşündüğümüz şeyin içinden çıkamadığımız için. Çünkü sen şunu diyeceksin mesela, canım ya karpuz kesebilirdin, dolapta vardı. Ne var yani, bir yumurta kırabilirdin. Şimdi bak soruyorum, ne var yani, işte elin kolun yok mu? İki yumurta kırabilirdin. Hangisidir? İki yumurta kırabilirdin kardeşim, hangisidir? Sen bu kararı veremediğin için konuşamıyorsun. Hangisi, ben sana söyleyeyim. İki yumurta kırma imkanın vardı, sen kırmadın. İşte sen bu kararı hızlı veremediğin için konuşamıyorsun. Yoksa might have, could have öğrenilir. Anlamları, kökenleri hepsine girilir. Ama sen bir Türk olarak Türkçenin anlamlarından çıkamıyorsun ki gidip İngilizce'de bunu hayata geçirelim. Hemen kapanışı yapıyorum. Sizi uğurlayayım önce. Çok teşekkürler Nezih. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Besti, çok sağ ol. Ayağına sağlık. Sevgili arkadaşlar, ayağınıza sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Selamlar, sevgiler. Jiggy jiggy is all I know. Really big booty is what I saw. I'm not sure you got what I wanted to show, 'cause you're so cute.